torba yem olmuş 1 lira. Ha sütünü veriyor 11 liraya falan veriyor ama bunun devlet ödemesi için mesela devlet 3 ayda bir süt desteği veriyor. O parayı mandıralar kesiyorlar. %18 KDV'sinden dolayı bu para, devletten gelen hibe onu çiftçi görmüyor. Mandıralar alıyor. Şu anda mesela hayvan neden çiftçi hayvanını satmak zorunda kalıyor? Bir torba yem olmuş 1000 lira. Bir balye ot olmuş 60-70-80 lira. Mecbur yaylaya çıkacak yayla olmuş 300-400 bin lira. Bu vatandaş ne yapacak? Hesaplıyor, bu kar bu zarar çıkarmıyor, mecburen satmak zorunda kalıyor. Şu anda özellikle Iğdır halkı Ağrı'ya gidiyor, Kars'a gidiyor, Erzurum'a gidiyor, Ardahan'a gidiyor. Gitmek zorunda yani. Çünkü kalsa burada ilkbaharda sonra yaz mevsim başlıyor, sıcaklıklardan dolayı hayvanlar hep telef olup gidiyor. Gidiyor mesela başka köylere gidiyor. Bir yayla olmuş 300-400-200 yani 300'den aşağı olmuyor yaylalar. Çiftçi yazık ne yapsın? Gidiyor yaylanın masrafı, bilmem gidiş gelişi, çobanı, şuyu buyu hesaplıyor. Bu zarar, bu karı çıkarmıyor. Mecburen satmak zorunda. Ben kendim dernek süt üretici birliği olarak mecbur kaldım. Geçen gün 200 tane koyunumu satmak zorunda kaldım. Bir kutu ilaç olmuş 50 lira. Ufak bir televizyon olmuş 80 lira. Büyük yani bunlar hep çok pahalı. Millet bu gerçekten bu şeyi kaldıramıyor. Gidemiyor. Bir hayvan hasta olsa gidip ilaç alamıyor. Çünkü geçen günü veteriner çıkardım hayvanların içine Taşlıçay'da. 2700 lira para ödedim. Gerçekten çok. Bir hayvan başına 5 lira. Ha, devlet öyle kota koymuş, veteriner de almak zorundadır. Mecburdur ondan dolayı. Benim imkanım yok ki ben başkalarının imkanı olsa onu da yapar ama çoğu vatandaş yapmadı. Çünkü imkansızlıktan dolayı. Çok elini neye atarsan, yani alsan bir pişman, versen 1000 pişman. Böyle yani çiftçi de ne yapacağını bilmiyor. Yani son çare çiftçi mecbur kalıyor, satmak zorunda kalıyor. Peki, satarsa da mağdur. Mesela doğuda başka ne yapabilir? Köylü hayvancılıkla başka ne yapabilir? Iğdır en azından 3 ay kapalı, pardon 2 ay kapalı kaldı. Şu anda da Ağrı bu 2 günden sonra Ağrı da kapanacak. Şu anda hastalık her tarafa yayılmış. Hastalık her tarafa yayılmış. Ha şöyle bir şey, eğer demin dedim ya, ilaç ucuz olsaydı vatandaş hemen önceden gider önlemini alırdı. Şimdi 100 tane koyunum olsa ben 500 lira paraydım. Benim bu 500 liram yok ki. Yok ki. Yani ondan dolayı en azından bu şap hastalığı şeyini veterinerler bedavadan yapsaydık yine çok iyi olurdu, halk için çok güzel olurdu. Ama maalesef veterinere gidiyor, diyor ki koyun başı 5 lira, kuzu başı 5 lira ödeyeceksin. Onda vatandaşın ödeme imkanı yok. Ne yapıyor? Hayvan düşüyor, onu ondan alıyor, ondan alıyor. Bu sefer bölge tamamen yok olup gidiyor.